Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz belirli bir süre içerisinde Epic Game'de GTA 5 ücretsiz oldu. Onu indirdim, fırsattan istifade etmeye çalıştım kısaca. Bu bilgiyi veren Hasan Koca kardeşim, sana öncelikle teşekkür ederim buradan. Yorumlarda belirtti, onun sayesinde bilgim oldu benim de. Hani daha önceden bilgim yoktu böyle bir durum olduğundan. Kendisine gerçekten çok teşekkür ederim. Yoksa aksi takdirde hani ücretsiz olduğundan benim bilgim yoktu. Oyun... Arkadaşlar grafik ayarlarını göstereceğim. Grafik ayarları bu şekilde. Şöyle bakalım isterseniz. Grafik ayarları 120 Hz'de yaptım ben bunu. 48 Hz'de gelmişti bana. Ben 120 Hz yaptım çünkü ekranı 120 Hz. Diğer ayarlara bakalım. Grafikler Very High, yani yüksek. Çok yüksek hatta. Yüksek, çok yüksek. Yüksek, çok yüksek. Yani yüksekten aşağısı yok. Bu nedir bilmiyorum ama 8 yaparsak 16 of 8, 16 olduğu gibi kalsın. Çünkü bu sistemi kendi önerdiği ayarlar arkadaşlar. Bu şekilde videoya devam edelim arkadaşlar. Testini yapalım. Monster bilgisayarımın kutu açılımını falan yapmıştım. Zaten video sonunda eklentilere korum, oradan bakarsınız izlemek istiyorsanız. Özelliklere falan söyleyeyim isterseniz, bilmeyen arkadaşlar vardır. Abra Monster Abra A5.15.5.2 serisi 10. nesil 10300H i5 işlemcim var arkadaşlar. 1650 GTX 1650 4 GB 2020 sürümü refresh diye olarak geçiyor. 1650 ekran kartım var 4 GB. 2933 MHz, 2933 MHz, konuşamadım. 2933 MHz, 8x2 RAM'im var arkadaşlar. 256 SSD var. Yanında ek olarak ben bir şey aldım, hard disk aldım. Bu arada bir şey belirtmek istiyorum. FPS serilerin belki biraz daha düşük olmasının sebebi hard diskte şu an benim oyunum. SSD'de fazla bir yer kalmamıştı. O yüzden hani biraz daha belki FPS değerlerinde düşüklük olabilir. Çünkü SSD'de daha iyi oynanıyor diye biliyorum oyunlar ama SSD'de yerim kalmamıştı. O yüzden hard disk'e kurmak zorunda kaldım. FPS değerlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir araba bulacağım. Daha doğrusu araba çalacağız. Bir bakalım. Bu arada bayram yaklaşıyor arkadaşlar. 21 Mayıs'ta çekiyorum ben bu videoyu. Bugün akşam 6'ya kadar Epic Game'e üye olup uygulamasını indirdikten sonra kütüphanenizi eklerseniz oyunu daha sonra indirebilirsiniz. Yeter ki Epic Game'den satın alın, kütüphanenize ekleyin. Bu yeterlidir sizin için. Daha sonra da indirebilirsiniz. Ömür boyu bedava kullanacaksınız. Bunu da bana tekrar söylediğim gibi Hasan Koca, gerçekten çok teşekkür ederim sana. Sayende şu an bir video çekebiliyorum. İçine girelim şöyle. Hadi yürü artık sen de. Evet, gidiyoruz şu an arkadaşlar. FPS serilerim 70'lerde falan geziyor arkadaşlar. 70, 60, 50. Ama bu şöyle bir durum. Ekran kayıt programı çalışıyor. O yüzden FPS değerleri biraz daha düşük. Bunun FPS kayıt programı olmadan videosunu da atacağım. Hani ekleyeceğim videoya. Telefonumla çekeceğim. Ek bir kameram yok. Gördüğünüz üzere kulaklıkla zaten ses kaydı yapıyorum. Donanımım fazla yok. İlerleyen zamanlarda eğer maddi kazanç elde edebilirsem YouTube kanalımdan. Şöyle bir niyetim var. Allah inşallah nasip eder, kısmet eder. O zamana kadar korona hastalığı devam ederse, ki tek temennimiz en kısa sürede bitsin. Ama hala devam ediyor olursa ilk kazancımı muhtaç ailelere vereceğim. Eğer bitmiş olursa da ilk kazancımı yine muhtaç ailelere, hani ihtiyacı olan kişilere vereceğim. Umarım bir maddi kazanç elde edebilirim. Hani ben kendi şahsım olmasa da başka birilerini mutlu edebilirim. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde açlık sınırı belirli bir düzeylerde şu an hala seyrediyor. Ailesine bakamayanlar var, çocuğuna elbise alamayanlar var, ayakkabı alamayanlar var. Sizden de tek ricam arkadaşlar, nasıl söylesem bilmiyorum ama hani sigara kullanıyor musunuz bilmiyorum. Eğer sigara kullanmıyorsunuz, bir ay sigara kullandığınızı düşünelim. O sigara parasını muhtaç ailelere verelim arkadaşlar. Bakın Ramazan da geldi, bayram yaklaşıyor.
çocukların boynu bükük kalmasın, ailelerine verin veya elbise alın veya ne bileyim hani malzeme alın. İlla parayı verin demiyorum. Malzeme de alabilirsiniz. Allah yardımcılar olsun. Gerçekten çok zor bir durum. Allah yardımcılar olsun kısaca. Şu an tramvaydayım. Bu arada webcam'im Monster'ın kendi webcam'i, bilmiyorum hani nasıl çıkıyor videom ama bunu da görmüş olursunuz webcam kalitesini. Umarım güzeldir. Bakacağız artık videomuzun ilerleyen safhalar nereye kadar gidecek. Şu an FPS ederim gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Akıcılık da çok iyi. Hani daha önce ben böyle bir akıcılık görmedim. Yani internet kafede falan izliyordum ama pardon, izliyordum demişim. İnternet kafede falan oynuyordum ama bu kadar akıcı oynamıyordum. Ne diyor lan sen? Burası ne şimdi? Buraya ilk defa geldim ben. Tramvay alt geçti, üst geçti. Yukarıda sıkacağız biz. Buradan çıkamıyoruz. Merdiven var mı acaba? Vardır herhalde ya. Şu kamera değişiyor V'den. Tamam. Evet, buradan çıkıyoruz. Burası neresi ya? Ben neredeyim? Buradayım. Bilmiyorum, geldik bir yere ama nereye geldik bir anki bilmiyorum şu an. Bir arabaya binelim, aksiyon yaşayalım biraz. Sağa sola çarpalım, bakalım FPS'lerde düşme, değişme oluyor mu? 60 FPS'leri görüyorum şu an. Hangisini çalsam acaba? Hangisini çalsam? Şu biraz daha güzel duruyor ya. Bastır baba. Diye basacaksın gideceksin abi. Bas. Nasıl yanlıyor araba ya? FPS yerlerim bu şekilde arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizden bir şey rica etmek istiyorum. Hani bu GTA 5'i indirdim ama ben fazla oynamadım açıkçası. Daha önce de oynamadım, şimdi de oynamadım. Bu GTA 5'te hani neler yapabiliriz? Ya dur sen ya, lütfen ya. GTA 5'te içerik ne çıkarabilirim sizlere? İstediğiniz bir şeyler var mı? Hani görevler nasıl yapılır? Neye göre yönelilir? Yorumlarda belirtir misiniz bunları bana? Ona göre ben de sizlere bir içerik çıkarmaya çalışacağım. İstediğiniz şeyler olur mesela, yapmamı istediğiniz şeyler. Şu arabayı alayım dur. Bana belirtirseniz içerikleri size üretmeye çalışırım. Elimden geldikçe. Ve istediğiniz bir oyun varsa onu oynarım. Onun FPS değerlerini alırım. Yavaş ya. İstediğiniz bir oyun olursa dediğim gibi hani önerilerde bulurursanız hani indiririm, oynarım, sizlerle paylaşırım. O şekilde arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Videolara beğen atarsanız. Daha önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Editlediğim videolar var mesela. Bu şekilde arkadaşlar FPS'ler. 40 lira falan düştü şu an mesela. Şehrin içine girdikçe düşüyor biraz daha. Eyvah. Lan ne yapıyorsun ya? Araba sürmeyi de biceremiyoruz ya. Hop, bam. Polisler arıyor beni şu an. Fıtıda. Gel lan buraya. Vuramadım ya. Vursaydım bir tane. İki tane oldu çiz ya. İki yıldız oldu. Nasıl oldu böyle ya? Aha arabayı buldum. Aha. O arabayı almam lazım. Hello. Lan dur, nereye gidiyorsun ya? Lan dur.
Beni bağırtma ya, bir dur. Ya kulağına bir şey diyeceğim, gel gel. Vay üç kaç ya. Gel lan buraya. Ne dat dat. Bir saattir arkanda koşuyor. Ne dat dat. Bunu birazdan telefonla da çekeceğim arkadaşlar. Ekran kayıt programı çalışmadan. Çalıştırdım ama çünkü çok FPS düşürdüm ya. Ben bir fark ettim. Çünkü normalde ben bazen yüzü falan görüyordum. Yani en az bir 25-30 FPS fark var yani arada. Aa, bu araba da attı. Hadi 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 hadi. Vay bir patladı araba. Tam bu şarap buraya çıkabilir miyiz? Çıkamayız. Lan yavaş. Önümden çekilsene ya. Hızlı geliyorum belli. Al lan sana işaret gösteriyorum. Bu arada online de aktif arkadaşlar, hani bunu da belirteyim sizlere. Satın aldığınız zaman full versiyon arıyorsunuz, hani sadece normal oynamak için değil. Online nasıl oynanıyor bilmiyorum, araştıracağım sizler için. İsterseniz online versiyonu bulabilirim, hani online olarak da oynayabiliriz. Online olarak oynamak isteyen varsa, eğer bilgisi de varsa hani nasıl oynandığı ile alakalı, beraber oynarız isterse. Arabanın içine girdik de girmez olaydık ya. Araba da iyi tırmanıyor ha. Sorry little dude. Bir şey ezdik ama ne ezdik? Atla atla. Durmak yok. Ama manzara çok güzel değil mi ya? Bakar mısın abi? Manzara çok güzel ya. Bakar mısın? Evet arkadaşlar. Değerler bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şu an program çalışmadan ki olan FPS değerlerimiz bunlar. Hani merak edenler olur illaki. Program çalışmadığı zaman kaç FPS alacağım, diğerlerine soracak diye aklımda sorular olan arkadaşlar için bunu da koyuyorum şeye, videonun devamına. Bir bakın, ona göre değerlendirme yaparsınız, değerleri görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi uygulama ile arasındaki farkı gördünüz umarım. Çok fark ediyor dediğim gibi hani. Monster farklı bir bilgisayar. Nasıl yapıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum ama samimi söylüyorum, bilgisayar çok farklı ya. Hani çok güzel bir bilgisayar. Normal internet kafada aldığım zevkin daha kat kat fazlasını alıyorum ben şu an. Videom bu kadardı arkadaşlar. Biraz daha dolanacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Dediğim gibi hani benden istediğiniz bir şeyler varsa, oyunla alakalı, içerikle alakalı, eklemem gereken bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ben de sizlere bir içerik çıkarayım. Hello. You are fucking Hayes. Yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Ben de ona göre sizlere içerik üretirim. Hem benim için vakit kaybı demeyelim de. Hani zaman kaybı olmaz. İçerik düşünmek için. Çünkü aradım bayağı bir içerik aramaya çalıştım ama bulamadım. Çünkü herkes kendine göre bir şeyler yapıyor. Ben de kendime göre bir şey yapmak istiyorum ama sizlerin tavsiyesine göre yapmak istiyorum. Çünkü kendim yaptığım zaman kendime ait olur. Ben bir aile olarak beraber yapmak istiyorum. Konuşma lan. Yavaş. Anam. Allah. Öldüm. Neyse arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Zaten öldük. Özür diliyorum tekrardan. Kanalıma abone olursanız, videomu beğenip yorumlarda neler eksik olduğunu, nelerin gerektiğini, neler yapmam gerektiğini belirtirseniz çok sevinirim.
Dediğim gibi lütfen muhtaç ailelere yardımcı olun. Çünkü dediğim anlattığım üzere durumu olmayan insanlar var. Bu Ramazan ayında iftar yapamayıp sahur yapamayıp oruç tutan insanlar var. Biz bir Türk, yani Türk ordusuyuz arkadaşlar, Türk ailesiyiz. Biz bunları kendi içimizde yapmamız gerekiyor zaten. Hani diğer milletler gibi, diğer ülkeler gibi hain ve gaddar olmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bayramınız şimdiden kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.